Ramazan bitiyor. Bu gece son kez sahura kalkılacak. Yarın Arefe, pazar bayram. Ama bu bayram biraz buruk bir bayram. Pek alışa geldiğimiz bayramlardan değil. Ailelerden, büyükleri ziyaretlerden uzak kalacağız ister istemez. Tek tesellimiz bunu onların sağlığı, sıhhati için yaptığımızı bilmek. Evet, bu bayram buruk bir bayram ama gelenekler sürüyor, sürecek de. Çarşıları, pazarları bayram sabahı yapılacak kahvaltı için, sonra misafir gelmeyecek olsa da umarız, bayramın olmazsa olmazı şekerleme, çikolata, baklava için yola çıkanlar doldurdu bugün. Niye aldıklarını bilmiyoruz tabii. Eski bayram arefelerindeki kadar olmasa da yine hatırı sayılır kalabalıklar mesafenin zaman zaman sıfıra indiği ortamlarda buluştu. Bayrama çerez, bayrama çerez. Bayrama, 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 bayrama. Neler aldınız? Ne aldık? Hepsini aldım. Lokum aldım, kafe aldım, şekerli aldım, keciye turunlar aldım, her şey aldım. Bayram şekeri, lokum. Bayram arifesinde Eminönü'nde bu sokakta yürümek isterseniz bir adımı bile zor atardınız. Ama şimdi koronavirüs tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkma azalınca biraz kalabalıkta azaldı. Ama yine de bu bile çok. Daha seyrek olması lazım. Sosyal mesafeye dikkat etmek lazım. Satış yapılırken Eminönü'nde bayrama çerez deniliyor ama uzmanlar uyanıyor. Yine de siz olun, bayramda çok misafir kabul etmeyin ve misafirliğe de gitmeyin. Büyüklere de gidemeyeceğiz, kusura bakmasınlar. Telefonla görüşeceğiz. Şeker satışı nasıl? Bugün alıyoruz. 2 gündür şekerimizi sattık zaten. Dün sattık, bugün de sattık. Yeter yani, 2 gün az da olsa vatandaş yani 1 kilo alan yarım kilo alıyor, 250 gram alıyor. Eminönü'nde de bu sene kahvaltılıkların biraz boynu bükük. Çünkü bayram sabahlarının vazgeçilmezi büyük masalarda kalabalık ailelerle yapılan kahvaltılardı. Ama bu bayram maalesef bu es geçilecek. Kahvaltı nasıl olacak, bayram sabahı kahvaltı? Karakoca yapacağız. Başka çaresi yok. Bayramlık alışverişin kalbi Mahmutpaşa'da ise çoğu dükkan kapalı, sokaklarsa tenha. Eminönü'ne yün almaya mı? Yünü ben örmeyeceğim, yünü eşim örecek. Eşinize yün aldınız, ne örülecek? Çanta yapacakmış. Neler aldınız? Yani genel ihtiyaçlar, pantolon, tişört, gömlek. Semt pazarları daha kalabalık. Hem bayram hem de 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tezgahlardaki ürünler öğlen saatinde bitti. Normalde kıvırcığı 1 tane almak isteyenler bu hafta 3 tane aldı. Domatesi 1 kilo almak isteyenler 5 kilo aldı. Salatalı 1 kilo almak isteyen 4 kilo aldı. Herkes 4 günlük ihtiyacını karşılamak için alışveriş yapıyor. Herhalde stok yapıyor. Biz de öyle yapıyoruz. Meyve alacağız şimdi. Biberli şudur budur alacağız. Marketlerin önlerinde de uzun kuyruklar var. İnsanlar içeri girebilmek için kapılarda bekliyorlar. Genel olarak sıra var yani her yerde. Pazar alışverişini yapmışsınız. Evet. Şimdi market mi kaldı? Ufak tefek bir şeyler alacağız pazarda.